Gençler Günü. Bu vesileyle konuğumuz Gülsüm Ağoğlu bizlerle. Kendisi HDP Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü ve MYK üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, biz bugün günün fotoğrafında da verdik. Mülteciler bugün Fas'tan Avrupa'ya geçmekte olan bir mülteci teknesinin İspanya açıklarında sürüklenmesi. Geçtiğimiz haftada da Bodrum'da batan bir mülteci teknesi vardı. Peki bugün 20 Haziran Mülteciler Günü'nün anlamı nedir? Maalesef kendi ülkelerinde yaşama koşulları kalmayan, iç savaş, doğal afetler, dünya görüşleri, cinsel kimlik yönelimleri gibi nedenlerle ülkesinde yaşama koşulları kalmayan insanların memleketlerinden ayrılma zorunluluğunda kalma trajedisiyle tanığız biz. Özellikle son yıllarda da Suriye iç savaşının sonuçlarına tabi olarak oradan Türkiye'ye ağırlıklı olarak geçen bir mülteci akından bahsedebiliriz. Tabii o mülteci akını meselesi müsebbibi oradaki savaşın sürmesinden medet umanlar, AKP politikaları, AKP-MHP politikalarında çok büyük ölçüde belirleyici olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz mülteciliği bir sorun olarak görüyoruz ama bir mülteci sorunu gibi bir sorundan bahsetmek yerine mülteciliği yaratan koşulların sorunu olduğu kanaatindeyiz. Dünyada 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü sırf bugünün dramı olmadığı için buna dikkat çekmek, bugün de bu anlamda yasal uyarlamalar yapmak üzere bugünü Dünya Mülteciler Günü olarak ilan etmiş. Türkiye'nin şöyle özel bir durumu var. Türkiye'nin batısından gelenlere mülteci tanımını kullanıyor. Onun dışında coğrafi çekince şarkı getirmiş. Yani Suriye ve benzeri Türkiye'nin doğusundan gelenler ise ilk başlarda geçici koruma, misafir, şimdilerde ise geçici koruma statüsünü kullanıyor. Geçici koruma tam da kelimenin de anlamından da belli olduğu için insanlara geleceği belirsiz, geçici, tanımı olmayan, geleceği nelerle karşılaşacağı bilinmeyen bir şeyden bahsediyor, yaşamdan bahsediyor. Bu anlamıyla Türkiye'yi bir mekan olarak kullanmaktan ziyade böyle bir umuda yolculuk şeyini tercih edenler var. Ve bunun ticareti de oluşmuş durumda. İnsan başına şu kadar liralar alınan, son derece sağlıksız koşullarda, hiçbir standarta uymayan botlarla, keza şeylerle, mesela İzmir'e girdiğinizde o Kemeraltı çarşısında siz adım başı şeylerle, yeleklerle, can yeleklerine karşılaşılabilirsiniz. Yani bu sorunları yerinde giderip barıştan yana politikaları geliştirip mültecilik meselesini yerinde, kaynağında çözmeyi önermek lazım. O güne dikkat çekmek için de dünyada bugün ilan edilmiş Dünya Mülteciler Günü olarak. Biz de bu anlamda komisyonumuz olarak HDP'nin politikasını, bu konudaki politikasını açıklamak üzere de bir basın açıklaması hazırladık ve kendi sözümüzde ulaşabildiğimiz kaynaklar üzerinden de söylüyoruz. En büyük söylüyor olduğumuz şey ilkin bu geçici koruma statüsünün tanımının kalkmış olması, mülteci tanımının kullanılıyor olması, sonra da bu ülkenin eşit vatandaşlarıymış gibi ki öyle olacak, dönmesinin koşulları kalmadı. Dönerse hangi coğrafyaya, niye, hangi tanıdıklığa, hangi tanışıklığa dönecekler? Bunun tanınması yönünde mekanizmaların açılması gerektiğinden bahsediyoruz. Türkiye'ye bugünkü verilerle 3606 gibi mülteci girmiş. Bunun yaklaşık %28'i 10 yaş altı. Nüfus yarı yarıya kadın ve erkek olarak dağılıyor. Bunların yalnızca 1 milyon 700'ü kayıt altında. %3'ü AFAD toplama kamplarında. Bu AFAD toplama kampları zaten trajedinin başka bir konusu. Hiçbir şekilde sivil denetime tabi değil. Bizim parlamenterlerin bile, biz bir parlamenter heyetiyle komisyon olarak
Nizip kampına, Antep'teki Nizip kampına gitmiştik. Çünkü o şöyle bir cinsel istismar vakaları ve kadınların ve çocukların, çocuk yaştaki kişilerin fuhuşa zorlandığı bilgisi bize gelmişti. Ama bu bilgileri yerinde teyit etmek yerine içeri girmemiz tümüyle parlamenterlere bile engellendi. Ama eşit anlı trajik olan şu ki Merkel oraya bir şey yaptı, ziyaret yaptı. Türkiye ile süren pazarlıkların ışığında dünya üzerinde örnek bir kamp olarak ilan etti. Çünkü bu demin dediğim o politikanın ikili bir yanı var. Avrupa'da bunun başka bir ayağı. Kendi steril, batı, Avrupalı şeylerini, yaşam standartlarını korumak için yalnız kalifiye mültecilere imkan tanıyor, geçişlerine izin veriyor. Onun dışındakileri ise Erdoğan'ın ağzının dudağın iki arasında kalan kelimelerle gerekirse sizi bunun sınır ötesine bırakırım politikalarına uyumlu refleksler geliştiriyor. Yani gerek o kampı ki oradaki çocukların ve kadınların fuhuşa kamp görevlileri eliyle ve aracılığıyla zorlandığının bilgisi bize erişmişti. Düşünün yani bu ikili bir politika. Avrupa'da bunun güçlendiren diğer ayağı. Peki mesela şimdi Türkiye en çok şununla övünüyor. Biz dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz. İşte demin siz de söylediniz 3 milyon 600 bin. 4 milyona da geldiği söyleniyor. Öte yandan da Türkiye bir göçmen ülkesi değil, yasal bir durum yok yani. Göçmen kabul etmeyen bir ülke. Bu ikisi arasındaki durum ne ifade ediyor ve giderilebilecek bir zaman dilimi öngörebiliyor musunuz? Onların ilk öngörüsü Esad'ın kısa süreli olarak düşürüleceği, gidip Emevi Camisi'nde namaz kılacakları ve Müslüman kardeşlerin yönetimine benzer bir yönetim olacağı ve gelen mültecilerin ise geri döneceği yönündeyse. Ama bu siyasi öngörü hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Bir şekilde ellerinde patlıyor oldu o anlamıyla. Ve bu sorunu o zaman sorun olarak görmüyorlardı. Çünkü böyle bir şeyle yaşayacakları tespitini yapmış değillerdi. Ama şimdi elleri Türkiye'de maalesef bu sayıya işte 4 milyonlara yaklaşık bir mültecilik meselesiyle karşı karşıyayız. Ve bunlar üzerinden türetilen çeşitli politikalarda maalesef nefret söylemi, ucuz emek gücü olarak emek piyasasında Türkiye'li yoksullarla karşı karşıya getirilişleri gibi de ikinci bir sorunlar yumağıyla biz uğraşıyoruz bir anlamıyla. Türkiye zaten ağır bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya. Bu kölelik şartlarında çalışmak zorunda kalıyor emekçilerin büyük bir kısmı. Mülteciler ise bu kölelik şartlarında çalışanların da altında koşullarda çalışmayı kabul ediyor oldukları için işsizler nezdinde ya da çok kötü şartlarda çalışanlar nezdinde onun ekmeğini ve lokmasını paylaşan, onunla rekabet eden kişiler olarak görülüyor ve devletin politikaları yer yer kendini sosyal demokrat olarak ilan edenlerin nezdinde ise bu körükleniyor. Küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenmek, ikinci eş olarak almak, kuma olarak almak gibi yollarla da başka bir nefret söylemi körükleniyor. Yani ya da şimdi son geçen gün yenilenecek seçimlerle ilgili bir televizyon programında İmamoğlu'yla karşı karşıya gelen Binali Yıldırım'ın şöyle bir söyleşine siz de tanık olmuşsunuzdur. Biz diyor Efrin'e yerleştirdik mültecileri. Şimdi Fırat'ın doğusunda da bir mülteci şeysi oluşturacağız, koridoru oluşturacağız. Oraya da onları yerleştireceğiz. Bu ne demek sonuç itibariyle? Biz Efrin'i ve Şehba'yı bir Kürtsüzleştirme ve demografik değişimine tabi tutacağız. Mültecileri bunların şeysi olarak da kullanıyor olacağız. Ve o Fırat'ın doğusu diye belirtiyor oldukları bant, coğrafi banta da IŞİD ve eskisi cihadist örgütleri daha şu an bir şekilde sönümlenmiş ama daha sonra kullanmak üzere bu boşaltılan Kürtsüzleştirme hedefli, demografik değişimi hedefli coğrafyaya yerleştirmeyi hedefliyorlar. Ve bunu ayan beyan
cüretkârca da ifade ediyor. Şimdi Suriyeliler deyince genel olarak, yani Suriyeli diye bir etnik köken yok. Suriye'de yaşayan çeşitli etnisite var ve özellikle de Türkiye'ye komşu olan bölgelerde Kürtler var. Suriye Kürtleri geliyor. HDP özel olarak bu kitleyle bir bağ kurabildi mi ve onların talepleri konusunda bir liste oluşturabildi mi? Mülteciler temelinde mi diyorsunuz genel olarak? Kürtler temelinde. Elbette. Yani biz orada gelişen, özellikle Rojava temelinde gelişen ve gerçekleştirilen konfederal, yani bütün halkların, o sizin andığınız deminki etnik kimliklerin temsiliyetine imkan tanıyan politikayı, kadın eşitlikçi, yani %50 kadın temsiliyetini esas alan ekolojist hayata geçen sistemi destekliyoruz o anlamıyla. Yani sistem olarak orada inşa edilen şeyi destekliyoruz ve onların o konudaki politikalarında hayata geçmesi, desteklenmesi temelinde de bizden destek istendiği, dayanışma istendiği boyutlarla da onlara dayanışma içindeyiz. Ve bunun ötesinde de başka siyasi tematlar, tabii ki diplomasi düzeyinde yer yer oluyor. Dünyanın her bölgesinde, dünyanın her siyasi lideriyle ve oluşumlarıyla olduğu den. Daha özel bir şeyimiz, ilişkilenme biçimimiz yok. Şimdi bu hem Afrika'dan hem Orta Doğu'dan hem de daha doğudan, işte Afganistan, Pakistan, Bangladeş, bu tarafa doğru gelenlerin bir kategorik olarak dini, hangi dine mensubiyet olduğu şeyi var mı, bilgisi var mı elimizde? Yani Müslümanların çoğunlukta olduğu bilgisine hakimiz. Evet. Hatta gelenlerin hem etnik hem dini kimliklerine göre de bir kayda almada, imkanlardan yararlanma anlamında da devletin bir ayrımcılık uyguladığı kanaatindeyiz. Biz kanaatinde olmanın ötesinde verilerimiz de var. 36 milyar lira harcadığını söylüyor hükümet. Biz bu harcandığı söylenen paranın nereye, kime, kimin yararına ve hangi hizmetler için harcandığını bilmiyoruz. Bizim mesela birincil taleplerimizden biri de bu taleplerin, pardon, bu akan imkanlar dedikleri imkanların ya da kendilerinin sağladığı akan imkanlardan bahsetmiyorlar. Söz verdiler, yapmadılar diye ifade ediyorlar çünkü. Kimin yararına kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, hangi ihtiyaçlar temelinde kullanıldığının da belirlenmesi. Ve hatta belediyelerle bu konuda, şimdi konumuz yerel seçimlerde olduğu için biraz ben bundan da ilişkili bir şeylerden söz ediyor olacağım. Bu ilişkinde korelasyonunda kurulması gerektiğini düşünüyoruz. AFAD kampları eğer varlıklarını sürdüreceklerse onların da keza sivil denetimi. Denetleme mekanizmalarının ve hesap verilebilirlik olması meselesinin hayata geçmesi olmazsa olmazları olmalı. Büyük rakamlardan söz ediliyor çünkü. Avrupa'dan da bir miktar paranın geldiğini biliyoruz ama biz bunun mültecilere harcandığı kanaatinde değiliz. Çünkü çok standartları çok düşük değil mi? Yani çadırlarda yaşıyorlar. Yani AFAD kamplarında bile iki tür uygulama var. Yanlarında gelir getiren ve nispeten kalifiye olanların kaldığı AFAD kampları standartlı ile diğerleri inanılmaz şey olarak farklı. Keza büyük şehirlerde yaşayanlar, mesela İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların bir evin kirasını harcamaktan son derece uzaklar ve birkaç aile birleşek ancak bir evin kirasını, yani ay işte evler aldılar, iş yerleri kurdular, biz iş bulamıyoruz gibi yaratılan şey bir şehir efsanesi. Hiçbir şekilde bir öyle bir imkan yok. Ben tekrar bu yenilen seçimler meselesiyle ilgili olarak belediyelerin bu konuda ne yapması gerektiğine dair de bir şey söyleyeceğim. Bizim böyle bir mültecilere yönelik yerel yönetim politikası türünden şeylerimiz var, taleplerimiz var. Bir mülteci veri tabanı oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Hem ihtiyaçlar temelinde hem demin sorduğunuz sorularında karşılığı olacak. Ve yerel yönetimlerinde bu anlamıyla son derece işlevli olduğu ve merkezi idareye de bir ilişki kurması gerektiğini söylüyoruz. Bu dediğimiz ilişkilenme biçimi ilçe belediyelerden veri almalı. Bu veriler destekleniyor olmalı ve aynı zamanda valilik ve göç idaresi birimleriyle de ilişki kurmalı ki bütün bunların bilgisi akışında iki türlü bir bilgi geçişi anlamında da bu sağlanıyor olmalı. Bunlara, bu yerel yönetimlere psikolog, sosyal danışman,
tercüman. Bir de şöyle bir tercüman eksikliği var. Yani çoğu Arapça konuşuyorlar. Sağlık hizmeti almaya, eğitim hizmeti almaya gittiklerinde o denli bir çeviri eksikliği ya da konunun erbabı diye anlayabileceğimiz çevirmen eksikliği var ki bu konuda cevap almakta ya da hizmet almakta ilk elden kesiliyor bu imkanlar. Evet. Peki mültecilerin bu bayramlarda falan geriye gidiş dönüşleri var mı? Bu konuyla ilgili olarak da işte Türkiye'de hak savunucusu gibi geçinen, işte muhalefette gibi olan siyasi partiler, yazarlar, işte Suriyeliler buraya geliyor, bizim askerimiz gidiyor orada ölüyor gibi şeyler var. Bu gidiş dönüşlerle ilgili saptamalarınız var mı? Yani kimler geriye gidiyor ve ne kadarı geriye gidiyor? Ben bir kere bu bizim askerimiz meselesine bir açıklık getirmek kanaatindeyim. Orada savaşanlar paralı askerler ve Türkiye'nin politikasını, güvenlikçi politikalarını desteklemek amacıyla orada bir Türkiye askerinin bulunmasına gerekli bir bize karşı bir siyasi ya da askeri tehdit oluşturan bir şey yok, mekanizma yok. Bu Türkiye'nin icat ettiği kendine varlık ve yer bulabilmek için dediğim gibi orayı Kürtsüzleştirme politikası gereği insanları, yoksul insanları ağırlıklı olarak da oraya gönderiyor. Yani İnsanlara şunu diyemeyiz elbette, yani senin hayatın mükemmel, o yüzden gitme savaşma diyemeyiz ama orada bulunmanın şeysi yok, gerekçesi yok. Yani askeri olarak bulunmanın gerekçesi. Zaten biz oradaki askeri olarak bulunma gerekçesini de reddediyoruz. Orada olması gerektiğine dair türetilen politikalarında Türkiye'nin oraya yerleşme iddiasının bir devamı olarak düşünüyoruz. Ve bunun bir... İşte bizim askerimiz oraya gidiyor, savaşıyor. Onlar niye savaşmıyor, vatanı korumuyor gibi bir şeyinde bir çok kaba anlamıyla söyleyeceğim. Biraz bir bedava kahramanlık, ucuz kahramanlık olduğunu. Kimle savaşacak, neyle savaşacak, niye savaşacak ayrıca oraya gidip? Yani insan o kadar gayri tanıdık olan artık kendisine karşı bir şey. IŞİD gibi bir bela ile uğraştılar orada insanlar yıllar yılı. Kadınlar köle pazarlarında satıldılar. Yani çok bildiğimiz regüler düzenli bir ordu değildi ki orada. Ayrıca can pazarı ve geldiler ki işte kimse mecbur kalmadıkça bırakmak istemez. Bunu kabul etmekte niye bu denli zorlanıyoruz? Mecbur kaldılar, zorlandılar, gidemediler yani. Ve Türkiye'nin de orada bulunmasını hep ısrarla altını çiziyorum. Bir gereği yok. Yani evet. Bu bir başka ülkede, yani ben de zaman zaman buradan söylüyorum. Suriye askeri birlikleri İskenderun'da, Hatay'da, Adana'da gözlem noktaları oluşturdular. Ve o gözlem noktalarına bakıp ay ne kadar güzel, saygı duyuyoruz diyebilir misin? Yani başka bir ordu gelmiş oraya ve fiili olarak İşgalci konumda durduruluyorsun. Türkiye'nin oraya müdahalesine zaten biz işgal diyoruz. Ben bunu söylediğim için zaten sizin programınızda biliyorsunuz sonundaki akıbetimi. Evet, pek uğurlu gelmedik. Ama ne yapalım ki, bunları söylemek zorundayız. Elbette, konuşmak yani zorundayız. Çünkü Türkiye'nin dertleri, şimdi kanser olan bir hasta, akrabası, yakını doktora gittiği zaman... Ya buna şimdi kanser var ama ben bunu üzmeyeyim, benim yakınım diye teşhis söylemiyor mu? Gazeteci teşhis etmek zorunda. Hayır, bunu oradaki sorunun adını da doğru koymaz isek niye orada bulunduğunu ve niye savaşıyor olduğunu, savaşmak zorunda olmayıldığı bir yerdeki, evet, siyasi sahip ki doğru tespit etmezsek orayı işgal etmeye çalışma çabasının ya da orada olmayı niye istiyor olduğunu adını doğru koymazsak ona dair politikalarımız, biz siyasi partiyiz. Evet. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisiyiz. Ona dair politikaları nasıl üretebiliriz? Bunun adını doğru koyalım. Ayrıca, devlet bu okumayı bir sevmeyebilir. O evet, ayrı. Ayrıca bu politikanın mimarı da Ahmet Davutoğlu, stratejik derinlik diye, aynen, yazmıştı. Böyle bir teorisi vardı. Şimdi o derinliğe girdik ve Ahmet Davutoğlu yok ortada. Hayır, o derinliğin altında kaldı zaten. Evet, o derinliğin altında kaldı. Aslında bir derinlikten ziyade büyük bir sığlığa işaret ediyordu. Uyarıldılar. Yani bunların olacağını, bunların başımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin başına dert olacağını yazılmıştı zaten bu şeyden, daha önceki olasılıklardan. 90 sene Türkiye Cumhuriyeti
bir Kıbrıs var. Şeye gelen Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da böyle bir savaş yok. Ama şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin başında büyük bir dert var. Ve ayrıca Türkiye'nin savaştığını söyleyen IŞİD'le savaştığını söylüyor. Suriye'de IŞİD'le savaşıyor. Türkiye IŞİD'le savaşmadı. Bir dönem hatta politikalarını... Yok, siz evet. Söylüyorsunuz demedim ben de. Aha. Bir dönem aksine o politikaları destekliyor oldu ve sanıyorum yine Davutoğlu'nun ifadesine yanılmıyorsam birkaç öfkeli genç falan diye ifade etti IŞİD'lerin şeysini. Geçen günde bir IŞİD militanı Reyhanlı'da camide tekbirler ve silahlar eşliğinde tedavi edildikten sonra kurtulamadığı için gömülmesinin önündeki camideki seremonisi yapıldı. Yani Türkiye bu anlamıyla son derece onlara kabul gösteriyor. Evet. Peki biz mültecilerin dramına dönelim gene. Çünkü politik olarak konuşuyoruz ama bu göç edenler politik değiller. Hepsi tam tersine apolitikler. Politik olanlar kalıyorlar zaten ülkelerinde. Ve akın akın Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Bu geçenlerle ilgili olarak mesela bazıları yerleşik oluyor ve başarılı da oluyor. Mesela bunun en somut örneği geçen yıl Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın takımın ağırlığı siyah oyunculardan, Afrikalı oyunculardan oluşuyordu. Ve ona çok güzel bir karikatür vardı. Bir şişme botta siyahlar geliyor elinde kupayla Fransa'ya uzatıyorlar. Tümü böyle değil ama değil mi? Futbol oynayan. Onların durumlarıyla ilgili veriler nasıl? Batı bu konuda sanki daha geçmiş yıllardan kalan oturmuş bir programları var. Mültecileri vatandaş haline getirmek üzere çalışmalar yapılıyordu orada eskiden. Şimdi nasıl? Yani Batı dediğim gibi hiç eli temiz değil bu konuda. Son derece kalifiye emek topladı. Yani tıp eğitimi yapmış. Anas mühendislik eğitimi almış, yanında imkan taşıyan, onların geçişlerine izin verdi. Onlara vatandaşlık sağlama konusunda da kabul gösterdi. Ama onun dışında ucuz iş gücü olarak düşündüğü ya da niteliksiz olarak düşündüğü kişilerin geçişine izin vermediği gibi onlara o dediğiniz mekanizmaları da açmadı, kullandırmadı. Yani demin dediğim o ikili bir politikadan bahsediyor oldum ya, Batı da bu politikayı, Türkiye'nin politikasını destekleyen en önemli şeylerden biri. Demin andığınız o kupayı ellerinde kaldıran kişilerde o başka tür bir nitelikli emeğin göstergesi. Evet. Şimdi rejiden bir sorumuz var. Diyor ki 31 Mart'ta HDP yeniden belediyelerini kazandı. 60'a yakın belediyede iş başına geldi. Belediyelerin de bu yönünde yapılan çalışmaları var mı mültecilere yönelik olarak? Gerçi belediyeler tam takır kuru bakır bir kasa aldılar, borçlandırdılar, yağmalandı aslında. Ama buna göre gene böyle bir mültecilere yönelik belediyelerde yapılan çalışmalar var mı? Ben demin size o yüzden biraz tam da İstanbul üzerinde biraz girizgah yaptım. Belediyelerin, bizim belediyelerimizin ya da belediyeler örnek mültecilere karşı yapılması gerekenler diye siyasi tespitlerimiz var. Bunu biz seçim bildirgemizde de 31 Mart'la ilgili yayınlamıştık. Bu bir imkanlar olmasının ötesinde tabii ki imkansız bir şey hayata geçirilebiliyor ama buna ilişkin politikaları önce hayata geçirmek, bu birimleri kurmak. Bunlardan birisi benim demin bahsettiğim oldum. Büyük şehirlerin olduğu yerlerde bilgilerin, veri tabanlarının oluşturulduğu bir veri tabanı merkezi oluşturmak. Bir de koordinasyon merkezleri oluşturmak gibi. Hı-hı. Ayrıca mülteci kadınlara, çünkü mülteci olmakla mülteci kadın olmak arasında sorunları birbirinden ayrı. Bunlara hizmet veren birimlerin oluşturulması yönünde biz politikalar geliştiriyoruz. Bu politikalar uygun da yetişmiş ya da yetişecek insan istihdamını da sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle aldığımız belediyelerde buna yönelik daha öncesi yapılan çalışmalar da var. Şimdi yeni politikaları da hayata geçirmek için de hazırlıklıyız. İstanbul için de yenilenecek olan, yeni gündemde olan olacağı için de özel önerilerimiz var zaten. Evet.
Bir de kadın olmak dediniz, kadın çocuklar da özellikle kadınlar ve çocuklar çok önemli. İzmir'de mültecilere destek çalışması yapan inisiyatiflerde bulunan arkadaşlarla görüşmüştüm. Şöyle demişlerdi. Şimdi yardım... Halkların Köprüsü'nü mü diyorsunuz? Evet, evet. Halkların Köprüsü'nden. Şöyle demişti işte böyle biz dedi hem getirdiğimiz yardımları dağıtıyoruz hem de tespitler yapıyoruz. O sırada böyle 14-15 yaşında kızlar yanlarına gelmiş ve bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Arapça konuşuyor. Çevirmen diyor ki ne diyor falan diyor. Ya bırak falan diyor. Çevirmiyor. Ya söylesene diyor. Çevirsen diyor biz seni değerlendirelim diyor. Ya diyor ki 20 lira verirsiniz sizinle beraber olurum diyor. Yani o kadar zavallı durumdalar ki insanlar bedenlerini pazarlıyorlar orada çocuk. Tabii bilinç de yok. En alt kültür ve bu durum bu koşullara mahkum edilmiş bir yaşam çizgisi kurmuşlar ve bunların bir bölümü de kimi annesiz babasız, kimi anneli babalı ama bir gelir kapısı olarak görüyorlar bunu. Buraya göçenlerin bir kısmı annelerinden ve babalarından yanlarında olmayarak göçmek zorunda kalmışlar ya da sınır boyunda. Sınır geçerken kaybetmişler. Onların dramı da ayrı bir. Ayrıca burada doğup vatansız olan çocuklar var halen kaydedilmediği için. Ama onların bedenini satmaya zorlamaları maalesef çeşitli mekanizmalar, bu ağı oluşturan mekanizmalar eliyle kuruluyor ve çoğaltılıyor gittikçe. Özellikle sınır illerinde bunun da çoğul örneklerini görmüştük ama bunu bir şey gibi kabul edip bunlara yönelik politikalardaki hiçbir çocuk, hiçbir kadın iradi olarak kendi bedenini satışa çıkarmayacağı için bunlara kurmak, ilişkilenmek, rehabilite etmeye dair çalışmalar geliştirmek ve bu imkanlar sağlamak olmalı bizim politikamız. Evet. Bir de ayrıca Türkiye'den de batıya göç var. Evet, beyin göçü. Bununla ilgilenirler çünkü onlar da mülteci oluyorlar. Gidip ve kalıcı olarak elbette gidiyorlar. Elbette yani sonunda bunun yer değiştiren ya da yerini değiştirmeye gidenlerin dramı tabii biraz değişkenlik içeriyor olabilir geldik yer itibariyle ama hakikaten 400 bayağı da büyük sayılardan bahsediliyordu son dönem. Bu hükümet... Biz 6 ay önce falan 253 bin yani beyin göçü nitelikli yüksek tahsilli 253 bin kişinin batıya göçtüğü konusunda rakamlar kesildi. Bizde biraz daha arttığı yönde 350 evet, binlerde. Evet 6 ay daha geçti yani. Gibi. Bu da Türkiye'nin bir siyasi iktidar bununla hesaplaşmak durumunda olmalı. Yani onun birincil hedefi kalifiye insanlar getirmek ya da nitelikli beyin yetiştirmek olmayabilir. Yani ranta, para kazanmaya, betonlar üzerinden çoğalmaya ya da onları hayata geçirmek üzerinden çoğalmaya yönelik bir insan hedefi olabilir. Ama bu bir bence öncelikli olarak hesaplaşması gereken ve onlara yönelik de geri kazanmaya yönelik politikalar geliştirmesi gibi bir siyasi hedefi de olmalı. Ya da bizim onların hedefi olmazsa da ki olabileceği evet. Şeyini düşünmüyorum ben öngörülerinin. Bizim bir siyasi parti olarak bunlara yönelik de şey yapıcı, onları zorlayıcı, kamuoyu geliştirici politikalarımız olmalı. Evet. Şimdi yine içeriden bilgi geldi yayından. Rejiden diyor ki yönetmenimiz hükümetin diyor açıklaması 2020 yılı sonu itibariyle batıya beyin göçümüz 720 bine varması bekleniyormuş bu tempoda giderse. Bunu övüşlü olarak yani iftar ederek mi söylüyorlar? Yani işte daha doğrusu bürokratlar böyle hissetmişti falan yapıyorlar. Bir istatistik olarak yani insanlara da evet, TÜİK'ten falan çıkıyor böyle şeyler. Orada doğru düz insanlar da var. Sonra bunlarda ne olduğunu bilmeden başlıklarını okuyup yayınlıyorlar. İşte Sayıştay raporları gibi. Sonra ortaya çıkıyor okumadan onlar. Okumadan yayına çıkıyorlar değil mi? Tabii yani Sayıştay'ın kendi sitesinde olan şeyleri söylüyorsun. Yok diyor öyle değil diyor. Zarar yok diyor. O kadar abartmayın diyor. Duruyor orada Sayıştay'ın sitesinde. Hala da duruyor yani.
Evet, biz sonuna geldik programın. Çok teşekkür ederiz. Ben geldiğiniz çok teşekkür ederim. Çok önemli bir gün. Mülteciler günü. Evet Derya. Evet, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ve verdiğiniz bilgiler için. YouTube'a da yüklenecek. Herkesin, kaçıranların izlemesini tavsiye ediyoruz. Evet, bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. O yüzden konuğumuz Gülsüm Ağaoğlu'ydu. Kendisi HDP Göçmen ve Mülteciler Komisyonu sözcüsü ve MYK üyesiydi. Evet, yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.